Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız bakalım? Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Bugün bayram arkadaşlar, Kurban Bayramı'ndayız. Şimdi el öpmeye gidiyorum. Saatin durumuna bakmayın, şaka yapıyorum. Videoya attığımda bayramın birinci ya da ikinci günü olmuş olması lazım. Ama bugün Arefe. Ya yarın paylaşacağım yani ya da bayramın ikinci günü. Duruma göre işte şu an ailemin yanına gidiyorum. İşte bayramda da videosuz kalmayın dedim. Şimdi canınız sıkılır falan. 2-3 el öptükten sonra benim videoyu izlersiniz diye düşündüm. Biraz motor ısınsın, onu bekliyorum. Neyse, şimdi bayram hediyesi olarak daha önce Ramazan bayramında demiştim ki sizin için bir yere bir tane Pikachu resmi koydum demiştim. Eğer bunu bulursanız size bayram hediyesi vereceğim demiştim. Gönlümden o zaman ne koparsa. Olmadı. Kimse bulamadı. Onu geçtim. Şimdi bayram hediyesi olarak bu sefer size ne mi yapacağım? Hemen söylüyorum. Videonun yorum bölümüne giriyorsunuz. Ben yazıyorsunuz. Sadece ben yani. Bu kadar. Şuraya bir yere yazarım. Yanlış yazmayın diye. Sadece ben yazmanız yeterli. Bakım videosu çekmek istiyorum. Yağ değişim zamanı geldi. İşte zincir bakımı falan filan. Ekstradan işte başka bir durum varsa onu da yapmak istiyorum. Dediğim gibi bakım videosunu yapacağım. Bana eşlik edecek bir kişiyi aranızdan seçeceğim. Çekiliş tarzı bir şey olsun istiyorum. Çekilişi de yorumlardan sizin isimlerinizi alacağım. Instagram'dan, şuradan bir yerden takip edin. Instagram'ımı da şuraya köşeye bir yere koydum. Ayarlamışsın ya falan demeyin diye. Instagram'dan canlı olarak çekiliş yapacağım sizle beraber. Bu da bayram hediyesi olsun. Hem videoma çıkmış olacaksınız hem de işte takılacağız, edeceğiz. Muhabbet edip, sohbet edip bir şeyler yaparız yani. Ufaktan bir gezinti yaparız belki. Bilmiyorum, o günkü duruma bağlı. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Hadi bakalım şanslı kişi kimmiş? Şimdi Instagram'a bir story paylaşayım. Takipçilerime, daha sonra da gazlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, story'mi çektim. Takipçilerimle paylaştım. Yani sizlerle paylaştım. Gazlama zamanı. Sakin ol, sakin ol. Bu kadar şey olma. Gerek yok, gerek yok. Sakin ol. Sakin, sakin. Wow. Tekerdeyken yön nasıl verdiriliyor bilmiyorum ki. Onu öğreneceğim ama yakın zamanda. Ama bak, senteye oturtturabiliyorum artık değil mi? Yani gidebiliyoruz yani. Arka frene de artık alıştırdım kendimi. Sağ sol yapamıyorum. Onun haricinde senteye artık oturtturdum. El freni de bacak freni var ya bizim. Arka fren. Arka freni de artık ufak ufak yapmaya başladım. Biraz böyle sentede bir tık daha böyle gaz verdiğimde yanlışlıkla arka frenle kendine getirtiyorum yani böyle. Alıştım iyice. Ama yani tehlikeli be kardeşim. Niye yapıyoruz ki böyle şeyler? Sadece o taraflarda yapıyorum genellikle. Bir de burada böyle yavaş gittiğim, yolu boş olduğu zamanlar yapıyorum. Şu an yapabilir miyim bilmiyorum ama bir kere yaptık ya, bir daha hayatta gelmez tekere değil mi şimdi bu? Bak, yapamayız. Bir kere yaptık ya, yeter. Motor diyor ki yeter kardeşim, bir kere yaptın. Neyse. Telefonu da öyle bir yere koydum ki düşme olasılığı %80. Herhalde düşmezsin be. Cırt cırtı da bozulmuş anasını satayım. Neyse, gazlayalım demiştik. Teker yapalım dememiştik. Bu arada arka tekerim büyük ihtimalle inik şu an. Büyük ihtimalle lastiğim hava kaçıyor. Benzinliğe girsem güzel olurdu ya. İşte kontrol etmedim. Geçen gün çünkü bizimkilerle halı sahaya gittiğimizde lastiğim bayağı inikti. Yani acelemiz vardı, biraz geç kaldık diye hiçbir benzinliğe uğramadım. İnik inik takıldım yani, gazladım. Neyse, biz gazlayacaktık ya. Oğlum, bayram hediyesi dedik, gazlayacağız dedik. Dördüncü viteste gelmiyor mu? Telefonum. Ah, böcek. Vizörümün tam ortasına böcek geldi. Çap diye böyle gözümün önünde böcek öldü. Allah kahretsin ya. Bayram bayram. Günaha girdik. Sağ gözümün tam önüne şap diye yapıştırdı. İyi ki vizörüm açık değildi. Suratım var ya, mahvolurdu ha. Dur. Nasıl sileceğiz onu? Silersem daha mı çok yayılır? Evet ya. Dur bakayım. Bir şey gördüm sanki. Ne oluyor orada? Motosiklet götürüyorlar. Kanka Allah aşkına, umarım çalmamışsınızdır ya. R125 sanki ama. Çalan insan göstermez yüzünü. Oğlum, arabanın içine niye tükürüyorsun ki? Oğlum, plaka da yok lan. Acaba polisi arasam mı? Ne diyorsunuz? Bir ihtimal mi? Böyle salaktan bakıyorum da. Koltuğu da bir söküp gibi sanki ama. Kanka çok
tarafta kaldım şu an. Çalınmış mıdır, çalınmamış mıdır? Böyle şeylerde polisi aramam gerekiyor aslında ama benim motorum da çalındı ya. Oradan bir empati kurduğum için aramam lazım bir tık. Ama bir yandan şimdi Kahraman tarafına, Kahramanlar tarafına dönerse eğer büyük ihtimalle motoru bozuktur, orada tamirciye götürüyordur diye düşüneceğim. Ama içimde şimdi 2-3 gün beni yiyecek bitirecek, bu acaba arasa mıydım falan diye. Önünü keseyim mi? Ya döverlerse? O da bir suç biliyor musun? Şimdi adamın önünü keseceğim, yolunu keseceğim, durduracağım. Adam ruhsatını çıkaracak, göt gibi kalacağım orada. Polisi onlar arasa onlar artık haklı çıkacak yani. Dur bakayım şoförüme bakayım. İşte böyle tipleri böyle hırsız tipi değil. Ya biraz at hırsızı tarzı böyle tipler oluyor ya. O tarzda bir insanlar değil yani. Bir tipler değil. Ve biraz kötü konuşmuş olabilirim ama öyle yani kanka. Ne yapayım? Yani ekonomi biliyorsunuz ki gitgide kötüleştiği için, hırsızlıklar da çoğalacağı için bu durumda. Niye konuşuyorum ki? Ben basıp gideyim değil mi? Bir yerde bir polis dursa da ben şüphelendim falan desem, benim için en azından bir rahatlasa falan böyle. Bir polis yok mu ya? Ulan her zaman polis aramayız anasız. Hadi bak nereye gidiyor? Kadife Kale mi? Neyse ben plakayı aldım. Eğer yakın zamanlarda bu videoyu izlersen bu R125 sahibi, eğer çalındıysa söyle, ben plakayı hallettim kardeşim. Plaka bende. Götürdüğü yeri tam bilmiyorum. Buralar kalenin orada değil mi burası? Aynen. Biraz tekin olmayan bir yere getirdi ama olsun. Buralarda yani kardeşim senin motorun, haberin olsun. Umarım öyle bir şey yoktur. Umarım o arkadaki çocuk var ya motorun üstünde dik tutmaya çalışan. Umarım o mesaj atar kardeşim benim eyvallah sağ olsun falan diye. Ya da kardeşim sen hayırdır lan, bizi hırsız mı sandın falan diye mesaj atarsa sevinirim. İçim rahatlamış olur. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım çalınmamıştır diyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kardeşim ya, ah be kardeşim ya, sinyalin yok bir. Aynaya bakıyorum, hiç bir kere bile yüzünü çevirmedim be, gözünü bile çevirmedim be. Bak şimdi, ben buradan sağa gireceğim, o da girmedi lan. Tüh. Neyse. Yani olabilir, dalgınlığına gelmiştir de bir insan bir aynasına bakar be kardeşim. Yani ben de aynı şekilde sağa sola giriyorum ama sinyalsiz bir şekilde. Ama en azından ben bir kontrolümü yapıyorum. Yanlış mıyım? Telefon düşecek gibi ya. Yine 5 dakikada geldik anasını satayım ya. Ben bir ara yürüyerek gelmiştim tamam mı, spor olsun diye. Abi 3,5 saat sürdü ya burası. 3,5 saat. Eşeklik ettik ki de. Neyse gaza gelmiştim bir an böyle zayıflarım ederim diye. Bir spora başladım ya. Her dedim spor olsun, akşam yemeği çok kaçırmıştım. Yolun %80'ini kadarını, daha belki daha fazlasını yürüyerek yaptım. Ha buradan dönüş yasakmış. Biz hep dönüyorduk lan. Dediğim gibi %80'ini belki geçmişimdir. Daha sonra ayaklarımın altı öyle bir ağrımaya başladı ki artık yürüyememeye başladım. Su toplanmış gibi bir acı olur yani. Onun gibi bir acı vardı yani. Artık yakınım diye taksiye bir şey yaptım, el ettim. Ya saat çok geçti çünkü. Yani dolmuş da bulamazdım, otobüs de bulamazdım o zamanlar. Mecburen taksiye kalmıştık yani. Abi bir fatura çıktı. Fatura mı denir ona? Bir fiyat çıktı kardeşim taksiden. Keşke yürüseydim, o acı biraz daha çoğalsaydı be kardeşim dedirtirdi yani. Şurada kalmış %20 yolun. Az kalmış, Bornova'ya girmişsin zaten değil mi? Ne gerek var kabının önüne kadar taksiyle gidiyorsun? Yakın bir yerde in değil mi? 5 saniyede bir 5 lira artıyor. 5 saniyede bir 5 lira artıyor. Bu kadar da olmaz ya. Neyse. Buraya kadar... Aaa!
elim, yani parmağım kopabilirdi. Çünkü plakayı oynayacağım diye lastikle arasında kaldı anlık böyle. İyi ki parmağımı kırmadım. Şanslıyım herhalde ya. Ana, benim yerime kaldırımı yapmışlar lan. Ben buradan giriyordum ya şöyle şak diye. Neyse, hadi bakalım, kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Beğenip abone olmayı unutmayın tabii ki de yani. Öpüyorum sizi.